Kabir ahiret hayatının ilk menzilidir. Kabir azabı ve içindeki nimetler haktır. İnsan girince gerçekleşecek. Namazı terk eden kişi kabre girdiği vakit üzerine ateş saçılır. Ateş onu yakar. Allah muhafaza, ona cehennemden bir kapı açılır. Kabir ona darlanır. Garip bir ses işitir. Değişik bir surette ona heybetli melek gelir. Vurur. Öyle bir sert vuruş vurur ki eğer onunla dağ vurulsa dağ toz toprak olur. Melekler ona vurmaya başlar ve onu ahiret azabı ile müjdelerler. Bizler de Rabbimizden temennimiz kıyameti üzerimize koparmasın. Çünkü ondan kaçış ve kurtuluş yoktur. Kardeşlerim, bu videoda terkus saleh, namazı kılmayan veya terk eden kişinin kabirde karşılaşacağı azapları anlatacağız. Videoyu sonuna kadar izlemeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kişi kabre konulduğunda dostları dönüp gittiği ve onların ayak sesleri henüz işitildiği sırada iki melek gelir. Eğer mümin ise namazı baş ucunda durur. Orucu sağında, zekatı solunda, sadaka olarak yaptığı hayırlı işler, akraba ziyaretleri, sıla-i rahim ayakların ucunda dururlar. Bir kalkan olurlar. Başı ucunda ona gelindiğinde namaz benim tarafımdan giriş yoktur der. Sağ tarafından gelindiğinde oruç benim tarafımdan giriş yoktur der. Sonra ayak tarafından gelindiğinde sıla-i rahim, akraba ziyaretleri ve yaptığı iyilikler buradan giriş yoktur der. Sonra iki melek onu oturtur. Rabbim kimdir? O Rabbim Allah'tır der. Ona dinin nedir derler? O dinim İslam'dır der. Ona sizi doğru yola çağırmak üzere size Allah tarafından gönderilmiş olan o zat kimdir derler? O zat Allah'ın Resulüdür. Ona bunu nereden öğrendin derler? O Allah'ın kitabını okudum, ona iman ettim ve onun doğruluğunu kabul edip tasdikledim der. İşte Allah Subhanahu Teala'nın Bismillahirrahmanirrahim Yuthabbitullahu allazine amenu bil kavli thabiti fil hayati dunya ve fil ahirah ayetindeki meali, Allah iman edenleri dünya hayatında da ahirette de o sağlam kelime yani tevhid kelimesiyle sabit kılar ayetinin manası budur. Sonra gökten bir münadi şöyle seslenir. Kulum doğru söyledi. Onu cennete layık bir şekilde yerleştirin. Ona cennete bakan bir kapı ve ona cennet elbiseleri giydirin. Böylece cennetin rahatlığı ve güzelliği ona bahşedilir. Eğer ki ölen kişi kafir, münafık ise bu iki melek baş tarafından gelir bir şey bulamaz. Sağından gelir bir şey bulamaz. Solundan gelir bir şey bulamaz. Ve ayak kısmından gelir yine bir şey bulamaz. İşte o vakit iki melek onu oturturlar ve ona Rabbin kimdir derler. O he bilmiyorum der. Ona dinin nedir derler. O bilmiyorum der. Sizi doğru yola çağırmak üzere size Allah tarafından gönderilmiş olan o zat kimdir derler. O bilmiyorum der. Sonra gökten bir münadi şöyle seslenir. Bu yalan söyledi. Ona cehenneme yaraşır bir yer hazırlayın. Ona cehennem elbiseleri giydirin ve ona cehenneme bakan bir kapı açın denir. Sonra cehennem ateşinin sıcaklığı ve kavurucu rüzgarı ona gelir. Kaburga kemikleri birbirine geçinceye kadar kabri daraltılır. Daha sonra onun başına kör ve dilsiz bir zebani musallat edilir. Onun demirden bir tokmağı vardır ki dağa vurulsa dağı toz toprak haline çevirir. Bu zebani ona bu tokmakla öyle bir darbe indirir ki insan ve cinlerin dışında doğuda batıda dünyanın her tarafında bulunan bütün varlıklar bu dehşetli darbeyi işitir ve o şahıs toprak haline döner. Sonra ruhu tekrar iade edilir. Bu şekilde azap devam edip gider. İbn-i Mes'ud radıyallahu anh'tan rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Allah'ın kullarından bir kula kabrinde 100 sopa vurulması emrolundu. Adam bir sopaya indirinceye kadar Allah'a yalvardı. Yalnız bir sopa vurulunca kabri ateşle doldu. Ateş kalkınca adam ayıldı. Neden bana vurdunuz dedi. Melekler sen abdestsiz olarak bir namaz kıldın. Bir mazlumun da yanından geçip yardım etmedin dediler. Bu sadece bir namazı abdestsiz olarak kılan kişinin hali. Peki namazı hiç kılmayanın hali nice olur?
Beş vakit namaz üzerine geçip de hiç kılmayan, namazı umursamayan Müslüman, hiç mi kabri kıyameti düşünmezsin? Bir namazı kılmayanın başına kabirde bu gelecek ise düşün, hiç namaz kılmayanın başına neler gelecek? Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabahleyin şöyle buyurdu. Bu gece iki kişi gelip bana hazırlan dediler. Onlarla beraber çıktım. Beni arz-ı mukaddese götürdüler. Yatan bir adamın yanına vardık. Elinde taş olan diğer bir adam başında duruyordu. Taşı başına vurup başını sıyırıyordu. Taş yuvarlanıp gidiyordu. Peşinden gidip taşı alıyordu. Vuran adam daha dönmeden vurulanın başı eski haline gelip iyileşiyordu. Döndüğü vakit ilk sefer yaptığı gibi bir daha onun başına vuruyordu. Ben o arkadaşlarıma "Subhanallah, nedir bunlar?" dedim. Onlar dediler ki başı sıyrılan adam Kur'an'ın hükümlerini bırakandır. Uykudan dolayı farz namazlarını kaçırandır. Kıyamete kadar ona öyle yapılacaktır. Ey ezanı duyup da çağrıya cevap vermeyen, cami evinin dibinde olup da sağlığı sıhhati yerindeyken camiye gitmeyen Müslüman. Hiç Allah'ın ayetlerini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini duymadın mı? Ey namazı terk eden kişi, bilmiyor musun ki ölüm haktır ve hak olan şey bir gün mutlak vaki olacaktır. O halde senin daima nefsini kurtaracak namazdır. Cemaatle namaza camide hazır ol, namazı hakkıyla kıl. Unutma ki namazı terk eden helak olur. Rabbim bizleri bildikleriyle amel eden, amellerini daima ihlas üzere eyleyen kullarından eylesin. Rabbim günahlarımızı bağışlasın. Bizleri Firdevs-i Ala cennetine nail eylesin. Şüphesiz Yüce Allah her şeyi en iyi bilendir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, al ve ashabına salat ve selam olsun.